Merhaba. Hoş geldin. Yanlış bir zamanda mı geldim? Biraz tatsız gibisiniz de. Tartışıyor muydunuz yoksa? Yok. Tartışmıyorduk. Siz ne güzel uyuştunuz böyle ya. Kardeş kardeş. Hiç tartışmıyor musunuz yani? Tartışmıyoruz. Çilem sen sevdin mi kardeşlerini? Sevdim. Azra. Ömür boyu burada yaşarım diyorsun yani. Tabii. Öyle konforlu, büyük, güzel bir evde kim yaşamak istemez ki? Değil mi? Kardeşlerin hali vakti de yerinde maşallah. Sen çalışmazsın da bundan sonra. Seni kollarlar, korurlar, bakarlar falan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısın biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Konuşuyoruz burada. Hoşuna gitmedi mi söylediklerim yoksa? Çilem, kes şunu artık. Çilem, sakin ol. Kendince şaka yapıyor herhalde. Şaka falan değil. Mahsus yapıyor. Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bilerek beni zor durumda bırakmaya çalışıyor ama unuttuğum bir şey var. Ben hala iyi bir insanım. İstediğin kadar ez. Ben hala iyi bir insanım. Sen korkunç bir insansın. Benim hayatımı mahvettin sen. Ne oluyor ya? Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ben size yalan söyledim. Sakın. Çilem bunu ima ediyor. Benim adım Azra. Ne diyorsunuz ya siz? Ben sizin kardeşiniz değilim. Asıl kardeşiniz karşınızda. Tanıştırayım. Çilem. Bir dakika. Sen Azra değilsin. Sen de Çilem değilsin, öyle mi? O zaman niye kendinizi böyle tanıttınız? Bu nasıl bir saçmalık ya? Mecbur kaldım. Başka bir seçeneğim yoktu. Okan öldürmek istedi beni. Kaçmam lazımdı. Mektubu ilk önce ben buldum. Canımı kurtarmak için Çilem'in yerine geçtim, buraya geldim. Böyle saçma şey mi olur ya? Bizi niye aptal yerine koydunuz o zaman bugüne kadar? Sen niye oyunu devam ettiriyorsun? Çünkü sizi istemedim, tamam mı? Benim kardeşe falan ihtiyacım yok. Alın Azra sizin olsun. Gayet iyisiniz zaten. Ya sen benden ne istiyorsun hala ya? Niye uğraşıyorsun benimle? Sen soruyor musun hala bunu bana? Sevdiğim adamı kaybettim ben senin yüzünden. Bebeğimi babasız bıraktın sen benim. Ben böyle olsun istemedim. Keşke Burak yerine ben ölseydim. Keşke! Ama öldü, sen yaşıyorsun. Allah belanı versin senin. O nasıl öldü? Burak, iki arkadaşım Okan'a götürdü beni. albüm yapacak dediler. Meğersem dertleri başkaymış. Herifin parasını çalmak istemişler. Parayı tam çalacaklarken Okan yakaladı. Öldürdü onları. Ben kaçtım, kurtardım kendimi. Parayı aldım ama dokunmadım. Yemin ediyorum dokunmadım. Çilem'le kaldığım yetimhaneye götürdüm. Oraya bıraktım parayı. Okan benim peşimden eve gelmiş. Çilem de Burak da oradaymış. Yani Burak Okan mı öldürdü? Ben böyle olsun istemedim. Yemin ediyorum ben böyle olsun istemedim. Size zarar gelmesin diye ben kendim gittim adamın ayağına kadar. Özür dilerim. Affedin beni, özür dilerim. Nerede kaldılar ya? Amcam yoldayız dedi. İpek tamam, sakin ol. Yeme şu tırnaklarını da. Geldiler. İpek. Anne. Anne. Gel. Kızım. İpek'sin sen. Seni bırakmak zorunda kaldığımda da böyle tatlı tatlı bakıyordun. Güzel kızım. Dur bakayım sana. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Deren. Saçlarından tanıdım seni. Güneş saçlı. Çilem. Deniz gözlüm. Sakın. Sakın yaklaşma bana. Tamam kızım. Sen nasıl istersen. Ben Azra. Kızlarınızın arkadaşıyım. Memnun oldum. Anne. Anne. Gel içeri geçelim. Hadi içeri geç. Gel eve girelim. Hadi. Kadın bunların anneleri miymiş? Gel anne. Sana çay koyayım mı? Çay demledim. Ya da kahve de yapabilirim istersen. Yemek de var. Yemek koyayım mı? Yok yok. Bırak anneni rahat dursun. Doğru, sen gel otur böyle. Gel. Şöyle arkasına yastık falan da koysana. Babamızı neden öldürdüğünü rahat rahat anlatsın. Çilem yapma. Niye? Bizi neden babasız bıraktığını merak etmiyor musunuz? Neden öldürdün babamızı? Ben babanızı... Ben çok üzgünüm. Ben gerçekten çok üzgünüm. Üzgünüm mü? Bizim hayatımızı mahvettin sen. Bebektik ya biz, bebek. Sevilmeye, korunmaya en çok ihtiyacımız olduğu zaman sen bizi annesiz ve babasız bıraktın. Şimdi gelip sadece üzgünüm mü diyorsun? Çilem yeter. Annenizi hırpalayın diye getirmedim buraya. Amca, bu kadın bizim babamızı öldürdü. 24 yılda hapis yattı. Adalet yerini buldu. Bak, ben annenizi tanıyın diye getirdim. Affetmek ya da affetmemek sizin bileceğiniz iş. Ben de affetmiyorum işte. Sen benim annem falan değilsin, duydun mu? Çilem nereye? Bu kadınla aynı çatı altında kalmak istemiyorum. Çekil. Çilem otur. Çekil. Çilem! Lütfen oturur musun? Ama biz bunun böyle olacağını konuşmuştuk değil mi? Senin yerin kardeşlerinle annenin yanı. Teşekkürler. Evet. Şimdi bütün aile tekrar bir araya geldiğine göre konuşmamız gereken başka konular var. İpek, ben bütün borçları ödedim. Evin... Bağların, zeytinliklerin hepsinin borcunu ödedim. Artık annen ve kardeşlerin de burada rahat rahat yaşayabilirsin. Amca çok teşekkür ederim. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Teşekküre gerek yok. Artık bana borçlusun. Kocan Tekin döndüğünde yavaş yavaş ödersiniz. Acele etmeye gerek yok. Ben Tekin'in dönmesini beklemeyeceğim. Ödemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Biz aileyiz, olur mu öyle şey? Aileler böyle zamanlarda birbirlerine destek olurlar. Öyle değil mi Cahide? Neyse. Çok uzun zaman oldu. Sizin anne kız konuşacaklarınız vardır. Yarın gene uğrarım. İyi akşamlar. Ben seni geçireyim amca. Deren, iyi misin? Yok bir şey. Ediyor mu? Dur bir dakika. Yok bir şey, geçer şimdi. Dur tamam, ilk önce bastıralım sonra bantlarız. Ah. İyi misin? Ne olur bir şey söyle artık. Ben seni sevmek, sana sarılmak, seni affetmek istiyorum. Ama susuyorsun. Deren ne olur ağlama lütfen. Geçiştirme beni, cevap ver. Yapmak zorundaydım de, baban çok kötüydü de, ya da ne bileyim kazayla oldu da ben istemeden yaptım de. Ama bir şey söyle. Bir şey söylesene. Hala susuyorsun. Bak hala susuyorsun, söylemiyorsun hiçbir şey. Ya sen görmüyor musun ne halde olduğumuzu, nasıl acı çektiğimizi görmüyor musun? Neden yapıyorsun? Neden öldürdün babamı? Söylesene. Ya söylesene neden? Deren sakin ol. Lütfen sakin olur musun? Lütfen. Lütfen bak. Anneni de üzüyorsun. Daha fazla üzme. Hadi. Tamam canım. Sakin. Bitmeyecek bu sorular biliyorsun değil mi? Sana bir hikaye uydurmamız lazım. Senin bir sevgilin mi olsa acaba? Ha? Evet, senin bir sevgilin var. Sonra abim sevgilin olduğunu öğreniyor adam. Bak deliye dönüyor. Ondan sonra tartışıyorsunuz, sen onu öldürüyorsun. Hayır. Anlatacaksın. Ben sana ne söylersem, hangi hikayeyi anlatırsam onu anlatacaksın. Şimdi gideceksin, kızların gözünün içine baka baka benim sana kurduğum hikayeyi anlatacaksın. Hadi. Ah. Ah. Çilem. Ah. Çilem iyi misin? Kanamam var. Tamam. Ah. Tamam gel. İstemiyorum senin yardımını, bırak. Çilem sus. Ne dediysem yapacaksın. Hadi hastaneye gideceğiz. Hiçbir şey olmayacak tamam. Otur şuraya. Tamam. Tamam. Hiçbir şey olmayacak. Cahide Hanım. Kanaması var. Acil hastaneye gitmemiz lazım. Ben Refik'e haber vereyim. Böyle bir şey olmayacak değil mi? Ona bir şey olmayacak. Olmayacak, merak etme. Annen yanında. Hiçbir şey olmayacak bebeğim, tamam? Dayan biraz. Hadi. Dayan. Hadi kalk. Kalk, bir aslanma. Çilem kızım, ne olur ağlama lütfen. Tamam, geçecek. Dayan biraz. Refik ne olur biraz daha hızlı gider misin? Baş üstüne Cahide Hanım. Nasıl kaldı? Oh. İyi değil mi bebeğim? Lütfen bir şey söyler misiniz? Bir sorun yok değil mi? Sakin olun. Bebeğinizin durumu gayet iyi görünüyor. Hiçbir sorun yok. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Çok teşekkür ederim. Ben çok korktum da. Haklısın. Ama bazı hamilelikler kolay geçmez. Olabilir böyle şeyler. Biraz dinlenmen lazım. Test sonuçlarını aldıktan sonra tekrar görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Dur, yavaş yavaş. Ani hareket yapmaman lazım. Gel. Tutun bana. Ben kalkarım. Çilem, lütfen inatlaşmanın sırası değil. Hadi tutun, yavaşça kalkacağız. Tamam. Gel. Tam iyiyim. Tamam. Hadi. Tamam. Çilem, iyi misin kızım? Bebeğe bir şey olmamış değil mi? Yok bir şey, iyiyim. Her şey yolunda, merak etme. Çok şükür. Sana söylemiştim ama bebeğine hiçbir şey olmayacak demiştim. Bak, annesine sıkı sıkı tutulmuş. Bu arada teşekkür ederim. Yani beni buraya getirdiğin için. Nasılsınız? Bir sorun yoktur inşallah. Yok, gidebiliriz. Tamam, ben arabayı yanaştırıyorum. Efendim Leyla. Tamam, ben oraya gelirim. Görüşürüz. Deren, istersen sen kardeşinle git. Bir arkadaşım aradı. Tahliye olduğumu öğrenmiş, buralara kadar gelmiş. Onunla bir görüşmem lazım. Tamam, sen bizi merak etme. Biz gideriz. Sen de iyice dinlen, tamam mı kızım? Olur. Görüşürüz.